Pelkas bu maçta Fenerbahçe'nin en kilit oyuncusu olacak gibi Sise ile beraber. Alanyaspor Beşiktaş hakikaten merakla beklediğim bir karşılaşma. Ama Beşiktaş'ta oyun da gelişiyor, puanlar da alıyor. Sergen Yalçın gibi değer bulmuşsunuz. Onu sarıp sarmalamanız gerekirken yıpratıyorsunuz. Ruzye'nin e, oyuncu özelliklerine baktığımız Hı. zaman onun çok uygun. Abdullah Hoca öncesindeki Trabzonspor'la Abdullah Hoca sonrası arasındaki fark takım savunması. Abdülkadir Ömür'ün iyi bir e, mentöre ihtiyacı var. Spor'a hoş geldiniz. Evren gözle beraber maç maç Bakıyoruz'un yeni bölümüne başladık. Hoş geldiniz. 12. haftayı karşılayacağız abi. Karşılayalım. Hızlıca bir karşılayalım. Hızlıca, Hızlıca karşılayalım. bir karşılama yapalım diyorsun. Çünkü hafta içi de <laughs> maçlar vardı ama evet. Süper Lig'in tadı bambaşka o hafta sonu Desem başka bir... inan mı? Aslında çok kötü bir ligimiz var Berkan. Yani şampiyonlar ya ligi evet. izlemeyi daha çok seviyoruz. Şampiyonlar ligi tabii ki kalitesi çok farklı ama ben mesela hafta içinde Göztepe Alanya maçını seyrettim. Hı hı. Bayağı maç oldu ya bayağı güzel. Evet, Süperlikte de maç evet. Tempolu bir maç oldu. Hı, güzel ama yani keşke daha kaliteli bir ligimiz olsa. <laughs> keşke bizde de olsa diyorsun. İnsan özeniyor. Param olsa da ben evet. alsam. Ajax Atalanta maçı. Örneğin bir Inter Shakhtar maçı oldu. Evet, e, tempo Crank çok Ligi. başka Son maçları olduğu için gruplarda e, ya Yahero ya maçlarıydı. Çok keyifliydi. Ama Süper Ligimizde de tabii e, bizim ligimiz. Bizim sonuçta. ligimiz ya bizim yerimiz. Bizim bakalım alanımız, neler var maç maç e, bakıyoruz da. Bakalım. Şurada ekrana geldi galiba sahada şimdi maçlar. Değil evet mi? evet. Şurada Galatasaray mı? Tam, tam olarak şurada olacak. Evet orada geldi ekran. Evet. E, Galatasaray Bay geçiyor bu hafta. O maçı evet, yani Galatasaray o yüzden listede Galatasaray yok. E, konuşmayacağız. Fenerbahçe yeni Valtı Spor maçıyla başlayalım. Başlayalım. Şimdi hem Erol Bulut'un açıklamaları var. E, muhtemel 11'imiz var. İstersen hocam muhtemel 11'i. Olur. Aktarayım izleyicilerimize. Kalede Altay Bayındır görev yapacak Fenerbahçe'de. Sağ bekte Gökhan Gönül. Stoper ikilisi bu maçta Sadık ve Tesserant. Puyol, Puyol ve Tesserant <laughs> diyoruz. <laughs> Sadık ve Tesserant Serdar Aziz'in kırmızı kart cezası var. Aha. Lemos sakat. O yüzden Sadık görev yapacak Fenerbahçe'de. Ve Gustavo'yu çekebilir mi orada? Çekmez. Hayatta çekmez. Neden? Mümkün değil. Bence. Neden? Çünkü Denizli maçında Sadık bence iyi oyun oynadı. Hı hı. E, orijinali bir stoper oyuncu. E, bir orta sahadan devşirme yapacağını düşünmüyorum ben Erol Bulut. İşte bunu niye soruyorum? Geçen sene hatırla bol evet, bol Jason e, etkisini gördük. Demek ki çekmeyerek doğrusunu yapar diye düşünüyoruz. Yani Öyle tahmin ediyoruz. Bakalım. Sol Sonra... bekte Caner Erkin. Hı hı. Orta ikili Sosa Gustavo. Gustavo formasına tekrar kavuşuyor. Hı hı. Kenarda Pelkas. Sol kenarda sağ kenarda Ferdi. Ortalarında Ozan, ileride de Papi, Sisse, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i. Tabi değişiklikler olabilir. Erol Hoca dün e, basınla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Pelkası kanatta Hı -hı. görmeye devam edeceğiz dedi. Sissa'yı Beşiktaş maçında niye oyundan çıkardığını anlattı. Bir felsefesi yok eleştirilerine cevap verdi. E, açıklayıcı bir sohbet toplantısı evet, oldu. zaman zaman yapmak lazım bunları. Erol Hoca'nın özellikle Fenerbahçe medya ekibinin bu sezonki kamptan beri başlayan evet. e, medyayla ilişkilerini sıcak tutma politikasının ben çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü muhabirler, gazeteciler, editörler hep bilgi almak isterler. Diyalog her zaman iyidir. Erol Erolcoglu'nun açıklamalarından da, eee Pelkas konusu bence önemli. Çünkü hep şu tartışılıyordu. Pelkas neden forvet arkası oynamıyor diye. Onu Açıkçası açıklıyor. sebebi hani Pelkas'ın kanatta zaten o yaratıcılığını göstermesi Ozan'ın oradaki varlığı çok mühim bence o şekilde İkinci devam edecek. İkinci bir santrafor gibi Pelkas dedi. Evet Erol gidiyor önce. ikiliyor orayı zaten. Yani oraları sızmayı seven bir oyuncu. E, bu maçta da Pelkas'ın kilit rolde olduğunu söyleyelim. Söyleyelim yani kilit oyunculardan bir tanesi Pelkas olacak Fenerbahçe'de. Hı, hı. E, Yani ben benim çok beğendiğim bir oyuncu biliyorsun. E, evet, evet. Geldiğinden beri konuşuyoruz Pelkas'la alakalı. 7 maça çıkmış Pelkas. 1 gol 2 asisti var. 175 e, pas isabet oranı. ...göze çarpıyor Pelkas'ın istatistiklerinde. Ya Adam geçiyor, doğru zamanda pas veriyor. E, topla oynamayı seven ama çok çabuk da bencil ya. olmayan, çabuk yani çok kaliteli bir oyuncu. Zaten transferinden beri hep olumlu e, cümleler sarf etmiştik yayınlarımızda da. E, Pelkas bu maçta Fenerbahçe'nin en kilit oyuncusu olacak gibi Sise ile beraber. E, Sise'nin de rakamları şimdi gelecek sanırım. E, 8 maça Hı -hı. çıkmış Sise, 3 gol 1 asisti var. Ee, %65 pas isabet oranı o biraz düşmüş. Yani forvet oyuncularında hmm. birazcık e, o tabii kalabalık alanda oynadıkları için düşüyor doğal olarak. Ee, 1.4 şut atıyor maç başına Papis ise yaş maçında istediği yani gol attı ama istediklerimi yapamadı hmm. dedi Erol Hoca. Ben zaten Sisse'nin genel olarak Erol Hoca'nın istediklerini yapabileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe seviyesinde. O tam bir bitiriş, son vuruş oyuncusu. Oraya evet. getirmeniz lazım Sisse'nin iş görmesi için. Aynen öyle. Bir de Malatyaspor cephesi var. Şimdi e, Süper Lig'in en kaliteli hücum e, grubunu, en kaliteli hücum gruplarından birini barındırıyor. Anadolu takımlarını düşündüğümüzde yeni Malatyaspor hücum attı. gerçekten çok e, tehlikeli. Şimdi burada... Serdar'ın olmayışı. Hı, hı Savunmada Sadık oynarsa Sadık'ın performansı bence çok kilit e, rolde olacak. Çünkü sen Gustavo bekliyor musun? E, ya beklemiyorum ama hani Sadık mı Gustavo mu dersen orta sahada iyi bir alternatif varsa bir düşünürüm. Ozan sosa Mert Hakan olabilir. Gibi. Öyle bir durumda. Yani bir düşünürüm. Çünkü Sadık idmanlarda tabii ki e, hoca en iyi kararı verecektir ama onu vermesi lazım. E, bir de Malatyaspor'un uzun boylu oyuncularını düşün. Birebir de evet. yani birçok yetenekli Tete, oyuncusu çok var, Yeter var, Adem var, Umut var. Yani onlar bir yerde oynadığı zaman gerçekten tehlikeli bir takım. Ben burada Fenerbahçe'nin savunma aksiyonlarının, savunma duruşunun, takım savunmasının bu maç için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gollemeye müsait bir ortam olabilir hı hı. E, ama karşılığında vereceğiniz reaksiyon çok önemli. Fenerbahçe'de Ferdi, de... Ferdi tam oraya gelecektin. Ferdi'nin varlığı işte burada öne çıkıyor çünkü oradaki yaratıcı oyuncu Ferdi olacaktır. Çalım atan oyuncunun her zaman, <laughs> yani kim nerede olursa olsun hastasıyız yani Ferdi de birebir de çok iyi adam eksiltebilen, çok çabuk kaleye gidebilen bir oyuncu. Belki uzun deparları hı hı. E, çok kuvvetli ve etkili değil ama dar alanda, kısa alanda e, çok çabuk e, işi görebilen bir oyuncu Ferdi Kadıoğlu. formunda yakalamaya başladı. E, yani formayı bırakmasa da şaşırmam. Hani Valencia'nın da bir ufak sakatlığı oldu. E, bir süre daha Ferdi oynayacakmış gibi görünüyor e, Fenerbahçe'de. Hı hı. Şimdi haftanın maçına geçelim mi? Geçelim. Alanya Spor Beşiktaş hakikaten merakla beklediğim bir karşılaşma. E, Alanya Spor son iki resmi maçında yalnızca bir puan alabildi. O bir puan farkını açmıştı şimdi kafa kafaya geldi takımlar zirvede Beşiktaş'la üstüne koyarak devam ediyor. Düşüşte olan bir takımla yükselişte olan bir takım karşı karşıya gelecek çok merak ediyorum nasıl oyun <laughs> olacağını çünkü Alliance Spor'da özellikle Çağdaş hocanın bir oyun planı her zaman vardı ama illa ki her takım her zaman kazanacak diye <laughs> bir şey yok Alliance Spor'da uzun maratonda puan kaybedecekti Beşiktaş'a denk gelmesi bir dezavantaj çünkü Beşiktaş alttan çok iyi bir şekilde geliyor. İlmeli yani geliyor değil mi? Oyununu da geliştirerek geliyor. Şimdi bazı maçlarda e, skoru alırsınız ama oyun sallantıdadır. Ama Beşiktaş'ta oyun da gelişiyor, puanlar da alıyor. Şimdi büyük takımlar Galatasaray o e, bloğu çok iyi geçti. Kötü oynarken kazanma bloğunu. Hı hı. Şampiyonluk için kötü oynarken kazanmanız gerekir. En önemli bir şeydir bence. Ama Beşiktaş kötü oynarken bir türlü kazanamadı. Hatta iyi oynarken kaybettiği evet. maçlar oldu. Şimdi hem iyi oynuyor hem kazanıyor. Ve daha da iyi oynamaya devam, devam ediyor. ediyor. Bu... Alanya Spor maçı çok önemli bu açıdan. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş Alanya'nın eline geçerse o zaman daha iddialı. Evet. Ocak ayına belki transferde transfer daha cüretkar ve Sergen Hoca'nın da elini güçlendiren bir durum olacak. Çünkü sezon başından beri ben anlam veremiyorum. Ee, Sergen Hoca şöyle, Sergen Hoca böyle. Ya pandemi döneminden geçiyoruz. Sergen Yalçın gibi değer bulmuşsunuz. Onu sarıp sarmalamanız gerekirken yıpratıyorsunuz. Hem yönetim içinden hem medyadan hem sosyal medyadan Sergen Sağdan, soldan, Yalçın her desteklenmeli. Bu sezon Sergen Yalçın'dan daha iyi bir isim nasıl bulur Beşiktaş bilmiyorum. Muhtemel 11'ini aktaralım Beşiktaş'ın. Kalede Utku görev alacak. Ersin dönmesine rağmen Kasımpaşa maçında Utku'ya görev vermişti Sergen Hoca. Sağ bekte Rozier ki benim çok beğendiğim ligin en iyi sağ beklerinden bir tanesi bence evet, Rozye. Stoper ikilisi, ikilisi Wellington ve Monteiro'dan oluşacak. Sol bekte Rıdvan görev alacak. Orta sahada tek orada çapa denilen 6 numarada Joseph De Souza bence yani bizce bu maçta formasına geri dönecektir. E Kasımpaşa tabi. maçında riske etmemişti Sergin Hoca onu. Aynen. Bu maçta ya çok önemli çok maç önemli. oynatacağını düşünüyoruz. Atiba hemen sağında, sağ içte, sol içte de Mesah veya Dorukan e, görev yapacak. Sağ tarafta Gezal, sol tarafta Larin, onun da cezası bitti formasına dönüyor ve gol umudu Vincent Abubakar olacak Beşiktaş'ın e, Alanya Spor önünde. Yani Çok güzel bir kadro. Sağ kanadın uyumu çok önemli burada bence Berkay. Çünkü Gezal'la e, Rozy'e özellikle Beşiktaş taraftarların tabii ki kıyaslama olarak söylemiyorum. Hani Gökhan Güney'in Kuvarecma kıyaslaması o tabii ki daha kaliteli ve e, çok gelmiş geçmiş en iyi sağ kanat e, işbirliklerinden biridir bence. Ama o tarihten sonra Beşiktaş hep bir hasret çekti o kanat e, birlikteliklerine. Oraya yakın bir e, uyum var. E, tabii kalite olarak onlar çok Şimdi, daha kaliteli. Roziye'nin e, oyuncu özelliklerine baktığımız Hı -hı. zaman Gezal onun çok uygun. Hani Gezal içeri kırıp daha çok e, içeriden orta sahada işi bitiren bir oyuncu. E Orada koridorda e, bir boşluk buluyor. Roziye çok iyi bindiren bir isim. Roziye 5 maça çıkmış. Beşiktaş'ta. 2 asisti var. Henüz şut dönemesi yapmamış. O enteresan. E, daha çok asist yapmayı seven ki asistleri de çok etkili olan bir isim Roziye. Gezal'a baktığımızda ise Raşit Gezal Bence Beşiktaş'ın en kreatif e, ayağı Beşiktaş. Bir de deneyimli oyuncu. Tabii. Yani sahada şimdi oyunu analiz edip e, çok rahat bir şekilde rakibi ekarte edebiliyor. Oyunun temposunu ne zaman hızlandıracağını, ne zaman yavaşlatacağını. Şimdi topu gezel attığınız zaman e, foil alabilir, oyun kurabilir orada, top sizde kalır. Ya da e, atağa geçecekseniz oyunu hızlandırır. Bir Ters kere, topları. O, evet. Onu da, yani kısada da çok iyi, uzunda da çok iyi. O yüzden... Gezal'ın varlığı Beşiktaş için gerçekten çok önemli. Rakamları nasıl? Ona bakalım şimdi. 6 maçta görev alan Gezal henüz gol atamamasına rağmen Hı -hı. 3 tane asist yapmış. %77 de pas isabet oranıyla oynamış ki derbide de hatırlıyoruz Aboubakar'a çok kafasına kondurduğu bir top vardı. Atmaya başlayacak bence. Gol atmaya Yani atar. E, yani 5-10 gol arası yaparsa sezon da uzun olduğunu düşünecek olursak, e, asistlerde de çift taneye ulaşırsa zaten Daha e, amacına ulaşmış olacak. Çünkü Gezaldan beklenti bu, bunu yapabilecek kapasitede de bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş bence e, çok değerli bir transfer yaptı ve e, her geçen günde daha ısınıyor. Isındıkça da daha iyi olacağını söyleyelim. Alanya cephesinden baktığımızda ise e, Salih'in çok önemli bir eksik olduğunu söylememiz Hı -hı. lazım. Sarıkaç cizalısı Salih Uçan. E, Ceyhun da sakat orada. orada biraz form düşüklüğü sanki e, ufak ufak seziyorum. Özellikle ön taraf oyuncularında. Evet ama çözüm de yine kadroda olacak. Biraz rol verme konusunda Alanya'da sıkıntı olabiliyor. Ee, i̇yi bir kadro var ama oyun, ben, oyun lideri kim? E, top ilk kimle buluşacak? Orada biraz sıkıntı oluyor. Top ben şeyi anlamadım abi. Yani Davison'dan David sonu yedek soyunduruyor. Hı -hı. Çalışıyor son iki maçta. Bence en etkili oyuncusu Alanyaspor'un evet. e, Barreiro çok iyi başlamıştı. Formayı Baba kaptırdı. O da kenardan gelmeye Hı -hı. başladı. Tabii Baba çok isim bir santrafor. Tamam, birinci santraforunuz Tabi olabilir bazen ama bazen kanatta kullandı hocam. E, sanki çabuk dengeler değişti Spor'da diye düşünüyorum. Ama toparlayacaktır Spor'un iyi bir kadrosu var. Bence savunmanın da özellikle uyumu, hem kaleci Marafon'a hem savunmadaki Poker, oyuncular. Poker, yani Herkes ezbere biliyor artık. E, oturmuş bir kadro. Ben e, çok kaliteli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Alanyaspor'un Spor'un özellikle hücumda ki oyuncuların bireysel performansıyla Beşiktaş'ın stoperde montero Wellington çıkarsa orası Kilit rol olacak bence. Yani hep şey diyoruz ya Beşiktaş maçlarında o geri dörtlünün üstüne Hı -hı. hücum etme durumu. E, kimse yapamadı. Beşiktaş kimseye yaptırmadı onu. Alanya yaparsa, Alanya yaparsa bunu, yaparsa e, sonuç alır. Sonuç alabilir. Aynen öyle. Trabzonspor'a geçelim. Kayserispor deplasmanında eee bordo mavililer muhtemel 11'de istersen hemen Tabii. başlayalım abi. Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz kalede. Sağ bekte cezası biten Pereira'nın görev almasını bekliyoruz. Stoper zaten orada artık ezbere saydığımız Edgar Vitor Hugo. Sol bekte Marlon Orta sağ ikilisi Baker ve Abdülkadir Parmak, sağ önde Abdülkadir Ömür, ortalarında hı hı. Ekuban, sol tarafta Bilal veya yetişirse sağlık durumuna bağlı olarak Vakayem'e. Hı hı. önde de Afobe, e, muhtemel omri Abdullah Avcı. Abdullah e, Avcı savunma konusunda özellikle yaptığı antrenmanların karşılığını almaya başlıyor. Henüz yenilmedi Trabzonspor 3 maçta. Bir gol yedi. E, ve bir gol yedi. Yani baktığınız zaman Abdullah Hoca öncesindeki Trabzonspor'la Abdullah Hoca sonrası arasındaki fark takım savunması. Bunu daha da geliştirebilir Trabzonspor. Biz Abdullah Hoca ile geçtiğimiz gün de bir telefon hı hı. konuşması yaptık. Orada da hocanın çok moralli olduğunu ve Trabzonspor'daki ortamı özellikle ilk geldiği günden itibaren çok benimsediğini söyledi. Yani uyum sürecini çok çabuk atlatmışa benziyor çünkü zaten Karadeniz insanı Tabii. Abdullah Hoca ve o coğrafyayı çok iyi bilir. Umarım başarılı olur. İlerleyen zamanlarda beni endişelendiren kısım Abdullah Hoca'nın sistem üzerine hep kafa evet. yorması. Trabzon'da da bir türlü Trabzon tarihi boyunca da yaşanan sabır. sıkıntı sabır ve oradaki tek beni endişelendiren konu o. Onun Diyor dışında ya kalitesi Abdullah muazzam Hoca belki de 15 hafta sürecek bu süreç diyor. Tabii. Belki diyor bütün sezona yayılacak diyor. Bunu çok halk benimser mi benimseler benim mi en benim kritik e, nokta orası olacak. Aynen öyle. Bu takım savunması demişken bence takım savunmasının e, kilit oyuncularından biri Abdülkadir Parmak. Hı hı. Yani stoper ikilisi tabii ki çok önemli ama o orta sahadaki direnci başlatan oyuncu Abdülkadir Parmak. E, 8 maçta görev almış Abdülkadir. Henüz gol ve asisti olmamasına rağmen dikkat çeken özelliği %90 pas isabet oranı. Pas yapmayı çok seven bir Abdül Hoca var. Takımlarını hep gördüğümüz. Ve uygun parmak. E, çok uygun da bir oyuncu var. Onu destekleyen işte Baker'ın varlığı. Yani parmak eğer e, daha az teknik bir oyuncuyla oynamış olsaydı bu, bu kadar artmazdı. Yani Baker orada, onun da ayağı iyi olduğu Hı -hı. için. E, Parmakta basit oynadığı zaman size iş yapar. Ama Abdülkadir Parmak topu alacak e, bir ara daha önceki zamanlarında öyleydi. Hani zaten sağ kanatta başladığı Direkt için link. olaya topu alıp taşıyacak, orta sahada ona çok izin vermiyor. Daha basit oynaması lazım. Ne zaman o basitliği oyun stili olarak kendine e, yedirdiği zaman, o zaman işte parmaktan verim alıyorsunuz. Onu güzel yapan da Baker. Yani Baker'ın varlığı bence. Ve önlerinde de çok topu iyi kullanan bir üçlü olduğu için. Bakayım şimdi oynarsa... kafayı kaldırdın. Yanında Baker var. Yetenekli midir? Tabii Yeteneklidir. Mvkm'e ligin en yetenekli oyuncularından Tabii biri. Ki. Ömür şu anda en yetenekli genç yıldızlarımızdan biri. Ve orada da bir ekuvan Ek... var. En sevdiğim oyuncu. <laughs> ya Şimdi parmak parmağın yerine koyuyorum kendimi. Müthiş. Şey düşünürsün değil mi? Nereye ki, atsan olur yani. 3 top. kişiye de topu atsan biliyorsun ki e, sekmeyecek duvardan. Tutacak, yani bekletecek, rahatlatacak. Ya futbol alacaklar ya geri verecekler. Yani oynaması keyifli bir arkadaş grubu. O çok önemli. Bazı takımlarda bakıyorsun kafayı kaldırdığın zaman bir iki oyuncunun ayağına bakıyor. Trabzonspor'un en önemli şansı birçok yetenekli oyuncusun hücumda özellikle varlığı. Orada Afobe konusunda iyi bir oyuncu ama sanki Abdullah Hoca Bulursa eğer bir forvet. Var mı bir Sorlot? <laughs> <laughs> Zor tabii onu bulmak. Ama hani bulursa orada bir rekabet yaratmak ister gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Abdülkadir Ömür'den de Hı -hı. bence çok şey bekliyor Abdullah Hoca. Tabii. Çünkü en ile beraber en kreatif oyuncu potansiyel olarak satış bir sonraki satıştan <laughs> çok büyük gelir elde etmeyi beklediğiniz bir oyuncu. 11 maça çıkmış Abdülkadir Ömür. 1 gol, 3 asisti var. %85 pas isabet oranı dikkat çekiyor. Ama şut sayısını maç başına attığı şut sayısını bence birazcık yukarılara çekmesi lazım. Çünkü o meziyeti de var Abdülkadir Ömür. Vallahi ben Abdülkadir'in yerinde olsam antrenmanlardan sonra alırım genç kaleciyi. Yarın, Arda geç kale ederim. Yarım saat Muhammed'i alır. <laughs> Muhammed daha tepe var. Üçüncü kaleci. Altın Ordu altyapısından ve ileride adını sıkça duyacağınız bir isim. Şimdiden not edin bence. Çünkü Avrupa'ya büyük ihtimalle gidecek o da. Belki e, Fenerbahçeli Berke gibi e, o tarz bir transfer olabilir Ocak ayında. E, Muhammed Taha'yı alırım e, yarım saat çalışırım. Az dedim. Hayır yarım saatle başlarım. <laughs> Sonra, Sonra artırırım. Sonra arttırırım en az yarım saat çalışırım çünkü şut e, Abdülkadir'in en büyük eksiği. Ayak içi çok iyi ama onu doğru zamanda kullanmıyor o sertliği evet. veremiyor değil mi? Yusuf'un yaptığı. Ya ki tabii o özel yetenek ama tabii ki oralara çıkmasını beklemiyorum ama en azından biraz daha ortalamanın üzerinde yani olabilir. Çalışırsa olabilir. Şu yani. anda çok az. Yani dribbling evet, çalım evet, yetenek, e, hız, çeviklik birçok noktada Abdülkadir Ömür ortalamanın üzerinde ama şut ve doğru zamanda pas, bireysel taktik tabii. dediğimiz tabii. o çok doğru pas, doğru koşu, doğru şut. Yani Abdülkadir Ömür'ün iyi bir mentor mentöre ihtiyacı evet. var. Yani Şenol Güneş olabilir, Abdullah Avcı olabilir, ilerleyen zamanlar başka hocalar. Futbolu doğru oynaması lazım. Bazen çok şey yapmak isterken hiçbir şey yapamıyor. Üç kişinin arasına giriyor. Girme. Ver pası. Yusuf'taki sıkıntı oydu Lille'de ilk başta. Evet evet. O da Sonra şimdi, şimdi yavaş yeni yavaş. yeni. Evet o biraz oyunun olgunlaşması lazım. Olgunlaştığında ise bambaşka bir abdülkadir görebilirsin. Durulamaz bir oyuncu olabilir. Yani yani. Bir eşik var futbolda. Bazı oyuncular mesela Hakan Çalhanoğlu o eşiği atladı. Yusuf o eşiği atladı. Burak Trabzonspor döneminde o eşiği atladı. Taylan şimdi yeni Atmıyor. yeni Galatasaray'da o eşiğin önünde atlamak Ozan üzere. Ozan atladı. Ozan atladı artık. Hani daha geriye dönmesi çok evet. zor. Abdülkadir atlayamadı henüz. Evet. Atladığı zaman e, devamı gelecek diye düşünüyorum. O zaman yavaş yavaş programın sonuna geldik. Kapatalım. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın. E, bildirimlerinizi açın. Aynı zamanda programa yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. E, yavaş yavaş büyüyor Nat ve ilerleyen zamanlarda burası çok kalabalıklaşacak. Şimdiden yerinizi alın derim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.